Sevdim seni kök üç kere, başkasını da severim. Veli diyorlar bana, desinler ben Alp'im, desinler ben Alp'im, desinler benim adım Alp. The battery in the figure supplies a voltage of 10 volt. Sevgili dinleyenler, şurada 10 voltluk bir batterimiz var. One of the capacitors C2 has no dielectric insight. Evet, şurada gördüğünüz gibi bir C2. Onun ahanda dielektriği yok. It. While the other C1, peki C1 öyle mi? C1'ın K^3 kadar bir dielektriği var içerisinde. Güzel. Both capacitors have the plate separator of 6 mm. Evet, parallel plate kapasitör. Separator'ın da 6 mm. And plate array of bilmem ne. Burada çok fazla data'mız oldu. Şuraya bir data section açalım. Böylece şeyleri aradığımız zaman sayıları bulmamız kolay olsun. It. Şurada bir tane bakalım data'larımız nelermiş. Ahanda 10 volt. V eşittir 10. Birimleri yazmıyorum. Ondan sonracığıma K eşittir 3. K değil de kapa. Kapa eşittir 3. Ondan sonracığıma bir tane arayamız var. Arayamız 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 iken epsilon sıfırımız, ha pardon, D'miz var. D'miz 6 milimetre, yani 6 çarpı 10 üzeri eksi 3, o da epsilon sıfırımız ise, evet yanlış duymadınız, tam 9 çarpı 10 üzeri eksi 12. Gerçi o yanlış duymayacak kadar büyük değil. Küçük eksi yönde yanlış duymadınız. Doğru duymadınız diyebiliriz o zaman. Evet, doğru duymadınız. Yani büyük sayıları söylerken evet yanlış duymadınız. Ondan sonra küçük sayılar okurken de evet doğru duymadınız olabilir. Şu datamızı tabii ki highlight etmeden geçemeyeceğim. Aha da data. Güzel. Şimdi gelelim sorumuza. Initially, both capacitors carry zero charge. At time zero, the switch S is closed. Aha da switch'i kapattılar. Aman tanrım, switch kapandı. Darararam, akım akmaya başladı buradan. Akımın yönü, şuralar artı, şuralar eksi. Tabii vaziyet öyle olunca şunlar da artı eksi artı şey, eksi şeklinde şekillenecek. Hatta buraya hemen gelmişken, burası V ise sevgili gençler, tabii ki bu V nerenin arasındaki potansiyel fark? Şuranın arasındaki potansiyel fark. Ama şurada bir direnç olmadığından aynı zamanda bu ve şunların arasındaki potansiyel farka ve şunların arasındaki potansiyel farka da eşittir. Dolayısıyla buradan şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle ne diyeceğim? V1 de V'ye eşittir. Ahan da şuradan da geldiğim zaman V2 de V'ye eşittir. İt. Şimdi bu C1 dostumuz. Şu C2 dostumuza C dersem, C1 dostumuz o bir kapa kadar bir diyalektiğe sahip olduğu için burası da kapa C olacaktır. Peki ya akımımız? Akımımız, gelelim şuradan akımımızı gönderdim. Burası Q. Bu Q şuraya geldiği zaman ne olacak? Tabii ki bu Q'nun Q2 kadarı şu tarafa giderken Q1 kadarı da aşağı doğru gidecek. Evet. Peki. Once the current stops after a long time. What are the charges Q1 and Q2? Bana bu Q1 ve Q2'nin ne olduğunu söyler misin lütfen? Hemen söyleyelim. Ne söyleyeceğiz? Ne söyleyeyim? İlk önce şu C'yi bir bulalım. Ha, şu C'yi bulalım. İlk önce C2'yi bulalım. Sonra C2'yi kapayla çarpıp C1'i bulalım. Ondan sonra tabii ki burada ne olacak? Bir paralel plate kapasitör formülüne ihtiyacımız var. Paralel plate kapasitör. Kapasitör. It. Paralel plate kapasitörümüzün formülü neydi? Sevgili gençler, hatırlayanlar hemen söylesin. Yoksa birazdan ben söyleyeceğim. Sizin hatırlamanız boşa gidecek. Neydi? A ile doğru orantılı. D ile ters orantılıydı. Ama bir de şurada epsilon sıfırımız vardı. Ahan da ben burada sayıları yerine koyarak A'mız neydi? A şu.
Datamızdan bakıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı. Peki epsilon 0? O da nothing but. Öyle şey var değil mi? Nothing but. Yani nothing ise nasıl? Nothing'den sonra but olmaz ki. diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum yani. Siz farklı düşüncelere sahip olabilirsiniz tabii ama bu konuda ben bir felsefeci olduğum için düştüğümüz fikir ayrılıklarında benim görüşüm bir uzman görüşü. Siz sırada insanlar olarak konuşuyor olacaksınız. Bu durumda felsefeci olmayan insanlar olarak. Evet, şunlar sadeleştiği zaman geri kalan hikayemiz doğuz kere 4 36. 36'yı 6'ya böldüğümüz zaman da elde ettiğimiz sayı 6. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'ler de gitti. Aha da geriye sadece 6 çarpı 10 üzeri eksi 12'miz kaldı. Güzel. Şimdi bu şeyi C'yi ne yapacağım? Sonuçta bunları buradan şeyi bulabilirim. Ha, C1 eşittir C, C2 eşittir KC'ydi. Buradan C1 eşittir C. 6 çarpı 10 üzeri eksi 12. Bu 6 çarpı 10 üzeri eksi 12'yi biraz nano şeklinde yazmak istiyorum. Pico değil de nano şeklinde yazmak istiyorum. Dolayısıyla şunu 3 basamak bir şey yapalım. 3 basamak bir götürelim. 0.06 çarpı 10 üzeri eksi 9. Orada bir işlem hatamız mı oldu acaba ya? C1. Ha yok. Pardon ya. 6 çarpı 10 üzeri eksi 12. Orası öyleymiş. Tamam. Şimdi C1'imiz dolayısıyla 6 çarpi 10 üzeri eksi 12 iken C2'miz 6 kere 3. Çünkü orası neydi? C2'miz K çarpı sigma'ydı. C2'miz de 6 çarpi 3. 18 çarpı 10 üzeri eksi 2. Ha onu da yazalım ya. Onu da yazalım. 3 çarpı C. O da 3 çarpi 6 çarpi 10 üzeri eksi 12. Böylece C2'miz 18 çarpı 10 üzeri eksi 12 olmuş oldu. Peki ya Q'muz? Q ile ilgili formülümüz neydi? Q eşittir CV. V1 eşittir V2 eşittir V eşittir 10 volt olduğundan dolayı ne yapacağım? Q1 eşittir C1 çarpı V. Q2 eşittir C2 çarpı V olacak. Peki ya C1 çarpı V? C1 çarpı V nedir? 6 çarpı 10 üzeri eksi 12 çarpı V'miz kaç? 10. Burası ne? Bu da 18 çarpı 10 üzeri eksi 12 çarpı 10. Dolayısıyla buradan gerekli işlemler yapıldığında 60 çarpı 10 üzeri eksi 12. Onu 3 basamak sola kaydırıyorum 60'ı. 0,06 neden? Şunu 10 üzeri eksi 9 yani nano şeklinde yazmak istiyorum. Nano kulomb. Yani yazmaya da bilirsiniz şey. Öbür türlü yazım da doğrudur. Q2'de 0,18 nano kulomb. İt. Dolayısıyla ahanda Q1, ahanda Q2. Çok güzel oldu. Ondan sonracığıma. Şimdi. Bir de burada tabi ahanda C1, ahanda C2. C1 ile C2 de şuraya yazacağım. C1 eşittir. Neydi? C1 eşittir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 12. Ondan sonra C2'de 18 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak karşınıza çıkacak. Bu tabi initially. Yani şunu şöyle yan yazabilir miyim acaba? Initially. Tamam, çok güzel oldu. It. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda diyor ki next S is reopened and then dielectric is removed. Dielectric'i ortadan kaldırmışlar. Yani şurada şuradaki K'yı ortadan kaldıracaklar. Ondan sonra K'yı ortadan kaldırdıktan sonra bakalım ne olacak. Evet tabii benim burada hemen yine üstün zihinsel güçlerimi kullanarak K'yı ortadan kaldırdığım bir devre yaratmam lazım. O devreyi şimdi yaratıyorum. Evet. Aha da K'nın ortadan kalktığı bir devre. Şimdi bu devrede ne yapacağız? What are the charges Q1 and Q2? Burada charge'larımız, Q1 ve Q2 charge'larımız ne olur? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey sevgili gençler. Önce S'i açıyor. Sonra diyalektiği kaldırıyor ortadan. Yani önce S'i açtığı için ilk durumda
Şuraya ne kadar Q gitmişse, şu yukarıda çizmiştik ya. İlk durumda oraya ne kadar Q gitmişse, şu Q top şey yapmış oluyor. Q korunmuş oluyor. Burada Q, Q1 ve Q2 olarak ikiye ayrılıyordu. O zaman ben ne yapabilirim? What can I do? What can I do? This time, sometimes değil. What can I do this time? Bu durumda under this situation ne yapabilirim? Önce şu Q'ları mesela bana sorarsanız bir taraf tarafa toplayalım. Ne dersiniz? Aha da şöyle alengirli bir şekil yaptım buraya. Şuraya da bir artı koyduğum zaman Q eşittir Q1 artı Q2. Q1 artı Q2 eşittir 0.168 daha 24. 0.24 nanokulomb olmuş oldu. Evet. Şimdi şuradan Q geldi. Sevgili gençler. Şimdi bana söyleyin bakayım. Şuradan Q geldi. Ha, burası C1 eşittir C. C2 de C. Yani bunlar identical'dı şey dışında. Diyalektik dışında. O zaman bunlar Q1 ve Q2 olarak şekilde buraya dağıldığı zaman Q'nun formülü neydi? Q'nun formülü CV. C'ler eşit. V'ler de eşit. Onları görmüştük. V'de şu ikisi arasındaki potansiyel farktı. Aynı zamanda şu ikisi arasındaki potansiyel fark. Yine aynı zamanda şu iki arasındaki potansiyel fark. Means that Q1 eşittir Q2. Q1 eşittir Q2 eşittir. O da Q bölü 2. O da 0.12 nanokulomb olarak bulunur. Dolayısıyla in the latest situation, ha Q1 final diyelim buna. Q1 final. Oraya da Q2 final diyelim. Şu üsttekiyle karışmasın diye. Ondan sonra bu Q1 final ile Q2 final'ı da hatta bunları highlight edeceğim. Şuradaki highlight'ı silebiliyor muyum? Silerim tabii. Neden olmasın? Üstün yetenekleri kullanarak. Daha doğrusu benim üstün yeteneği değil. Bu OneNote'un üstün yeteneği. OneNote'un üstün yeteneklerini kendi üstün yeteneklerimle birleştirerek kendime de bir pay çıkarmadan edebileceğim. Yani kendimi ben çok severim. Ondan sonra burada Q1 final elde etmiş olduk. Şurada da Q2 final elde etmiş olduk. Çok güzel oldu. İyi. Geçelim şimdi son sorumuza. Yani son şıkkımıza. What is the difference between the total energy stored in the two capacitors in part A and B? Ha? Bunların bana enerjilerini söyleyebilir misiniz? Mesela A şıkkındaki enerji. Mesela bu kızın enerjisi çok güzel deriz değil mi? Güncel hayatta kullandığımız enerji. Ahanda o enerjinin formülü. Pardon, enerjinin formülünden önce kızın enerjisine geçmeden önce bir Q'nun formülünü buraya yazmak istiyorum. Q eşittir CV. Peki kızın enerjisinin formülü ne? Kızın enerjisinin formülü işte kız ne kadar charge taşıyor ve kızın mesela ayak parmağıyla kafası arasındaki potansiyel fark ne? Onları çarptığı zaman al sana kızın enerjisi. Ve burada Q yerine CV koyduğum zaman 1 bölü 2 CV kare elde ederim. Peki V yerine Q bölü C koyarsam ne elde ederim? V yerine Q bölü C koyarsam da 1 bölü 2 Q kare bölü C elde ederim. Bunların hepsini kullanacağım. Şimdi benim initial durumumda ki şeylerimizi, şu initial'i, evet bak çok akıllıca bir iş yapmıştım ben burada. Yani her zamanki söylemesi ayıp biraz akıllıyımdır. Ondan sonra şuraya initial'ları yazdım. Final durumda da şu Q'ları kullanacağım. Ondan sonra cıva. Hayır! Yani çok anlamsız bir tepki verdim. Eğer rahatsız ettiysem sizleri kusuruma bakmayınız lütfen. Eat. Şimdi bunları yerine koyacağım. Hemen şu initial Q'ya bir bakalım. Şimdi initial Q'ydu. Initial U'ya bir bakalım. U initial'i. Ne yapmam lazım? Ben bu iki charge, iki kapasitörün yarattığı enerjileri toplamam lazım. O enerjileri nerede toplayabilirim? Şurada toplayabilirim. Dolayısıyla buradan 1 bölü 2 C1 artı C2 çarpı V kare gelecek. Ondan sonra V'miz 10'du.
hatırlarsanız. 1 bölü 2 C1. Gerçi siz hatırlamanıza bağlı değil. Hatırlamazsanız da o. Hatırlasanız da hatırlamasanız da V sonunda 10 olarak verilmiş yani. Hatırlarsanız V'nin 10 olarak verildiğini şu anda biliyor olursunuz. Hatırlamasanız da A öyle miydi? V 10 muydu? Diyebilirsiniz. Bu konuda sizi özgür bırakıyorum. Evet. Böylece initial U'muz. Bu işlemleri yaptığım zaman dur bakayım kafadan yapıyormuş gibi yaparsam burada 1.2 nanojoule. Evet. Çok güzel oldu. Peki. What is Q final? Q final'da da sevgili gençler, Q final'da ise evet ufak bir aramız oldu. Teknik bir teknik bir hatadan dolayı ufak bir aramız oldu. Ama hiç önemli değil. Ben bu şuraya Q final'ımı yine yazarım. Q final'da da şu Q formülünden gitmek istiyorum. Çünkü orada şey Q is preserved'dü. Artık şey V'mizin 10 olarak kalıp kalmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla ondan sonra Q final'ımız ise ne olmuş oldu? 1 bölü 2 Q1 kare bölü C. Ha, oradakiler de C'ydi. Hatırlayın. Diyalektik kalktıktan sonra Q2'nin karesi bölü C geldi oradan da. C, C daha Q'lar da burada eşitti. Q1 ile Q2 ikisine de Q diyebilirim. İkisi de 12 nanokulomb. Ya neyse yerine yazayım ya. Çok uzattım. Of sinir oldum kendime. 0.12 nanokulomb. Nano neydi? 10 derece eksi 9. Bölü. C'miz neydi? C'miz. Ha C'de C1'e eşit hatırlayın. Şurası C oluyordu. Orası da 6 çarpı 10 derece eksi 12. Bu işlemin de sonucu 2'ler gider. 3 kere 5. Biraz oradan sadeleştirme yaparsam. Kosinüs, sinüs, kosekant derken bulduğum sayı 2.4 nanojul. Ha şurada bulduğum sayı neydi? Burası da 1.2 nanojuldü. 1.2 nanojul. Evet, peki neyi soruyor bana? Difference soruyor. Let's take the difference. Ondan sonra delta U'muz da U final eksi U initial it. U final'ımız 2.4 nanojulken U initial'ımız ise sadece 1.2 nanojoule. Ama U initial buna üzülüyor mu? Tabii ki hayır. U initial çok kanaatkar bir U. 1.2 nanojoule. 2.4'ten 1.2'yi çıkarttığım zaman 1.2. İkisi de nanojoule olduğu için delta U da nanojouldür. Üf ya abi çok boş yaptım bu ders. Kendime sinir oldum. Ondan bir an önce videoyu kapatmak istiyorum. Esen kalınız.